Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için kısa bir süre önce Türkiye'de de kullanılmaya başlayan Google Asistan'a bakıyoruz. Biliyorsunuz Google Asistan uzun yıllardır Türkiye'de kullanılıyordu ancak Türkçe değildi. Yakın zamanda yapılan bir güncellemeyle beraber artık Türkiye'deki Android cihazlar da Google Asistan'ı Türkçe olarak kullanmaya başladı. Biz de şimdi hem birkaç soru soralım hem de Google Asistan'ın ne gibi özellikler getirdiği ve neler yapabildiği konusunda sizlere bir örnek göstermek istiyoruz. Şimdi gelin önce bu örneklere bir bakalım. Daha sonra yine Google Asistan'la ilgili fikirlerimizi sizinle paylaşacağız. Aslında Google'ın normal text versiyonu yani internet tabanlı versiyonu biraz sesli kullanımı gibi tanımlayabileceğimiz Google Asistan'ı biz Android 9.0 işletim sistemi yüklü Huawei Mate 20 Pro'da denedik. Bunun için Home tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Şimdi şu anda çalışmaya hazır. Aktif olarak şu anda kullanabiliyoruz. Nasıl kullanılıyor? Şurada bir mikrofon işaretimiz var. Buna bastığımız zaman sistem otomatik olarak size sorularınızı yanıtlamaya başlıyor. Şimdi ilk olarak neler yapabildiğine bakalım asistanın. Neler yapabilirsin? Sana birçok konuda yardımcı olabilirim. Örneğin şunun gibi şeyler diyebilirsin. Kripto para haberlerini oku veya ara babam. Daha fazlasını görmek için ekranındaki seçenekleri kaydır. Şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Bu iki şekilde çalışıyor Google Asistan. Bir tanesi telefonunuzdaki bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani takvimize bir bilgi eklemek, birini aramak veya işte çeşitli işlemler yapmak herhangi bir uygulamayla. Ya da ikinci olarak da karşımıza bazı sorulara yanıt verme şeklinde oluyor. Örneğin biz şimdi mesela bir telefon numarasını arattıralım. Ünsal'ı ara. Ünsal Sarı Toprak cep aralıyor. Evet, şu anda telefon numarasında kayıtlı, telefonumun adres defterinde kayıtlı sevgili editörümüz Ünsal'ı arattırdım. Yani lokalde telefonun içindeki bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Örneğin burada mesela şöyle bir şey de yaptırabiliyorum. YouTube'dan Tarkan videosu aç. Netflix reklamı da geldi burada. Bunu geçelim. Mesela Tarkan açıyor YouTube'dan. Bunu yapabiliyorsunuz. Başka aslında epey eğlenceli şeyler de yapabiliyorsunuz. Örneğin bana bir fıkra anlatır mısın? Komik olmak en iyi özelliğim değil ama deneyim. Doktor Ağrı nerede diye sormuş. Adam Doğu Anadolu bölgesinde diye cevap vermiş. Ha 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 ha. Bir tane daha isteyelim mesela. Pardon, bir tane daha ne istediğini anlayamadım. Fıkra anlatır mısın bir tane daha? Şimdilik bu kadar. Evet, kendince espri de yapıyor arkadaş. Mesela bazı enteresan sorular soralım. Senin annen var mı? Google ekibi ailem gibidir. Bu da 60 binden fazla insan demek. Bayram ziyaretine gidecek olsam yanmıştım. Evet, espri de yapıyor arkadaş bize, görüyorsunuz. Peki sevgilin var mı? Sen de çok harikasın. Bir alakasız bir şey sordum ama pek doğru bir yanıt veremedi mesela burada. Neler yapabilirsin diye sorayım tekrar. Neler yapabilirsin? Birçok konuda sana yardımcı olabilirim. Örneğin şunun gibi şeyler diyebilirsin. Trabzon ne zaman oynuyor? Veya kripto para haberlerini oku. Daha fazla seçenek görmek için kaydır. İşte bu tip hep aynı şeyi gösteriyor zaten. Aslında fıkraları falan da böyle. Hani belli bir süreden sonra soru sordukça hep aynı şeyleri söylemeye başlıyor. Birçok konuda size yardımcı olabiliyor. Hatta Google bununla ilgili 300'e yakın hizmetin olduğunu ama Türkiye'de 250 tanesinin kullanıldığını açıklamıştı. Ama ne kadar o 250'nin hangisini kullanabiliyoruz? 250 içinde neler var? O konuda çok bir bilgimiz yok. Ama özellikle böyle bir şeyleri ararken sesli olarak aramak istiyorsanız çok işe yaradığını söyleyebiliriz. Sen yapay zeka mısın? Aferin. Güzel. Böyle sizle etkileşime de girebiliyor.
Birçok soru sorabiliyorsunuz burada. Ama sıkıştığı yerde ya anlayamadım diyor ya da böyle arama sonuçlarına gidiyor mesela. Birkaç tane bir deneme yapalım mesela diyelim ki. Bugün ayın kaçı? Perşembe 20 Aralık 2018. Tarihte bugün ne oldu? Mesela böyle bir soru sorduğunuzda arama sonuçlarını atıyor veya sıkıştığı zaman arama sonuçlarını atıyor ya da zorlandığı zaman anlayamadım deyip kalıyor. Ama güzel bir uygulama olmuş Google Asistan. Böyle birçok sorular sorarak eğlenebiliyorsunuz. Bazen saçmaladığı falan da oluyor. Senin dinin ne? Sanırım dindar olmak için programlanmadım. Ama bu konuda arama yapabilirim. Ne bilmek istersin? Evet, sizin de gördüğünüz gibi Google Asistan birçok konuda bize cevap veriyor, espriler yapıyor, fıkra anlatıyor. Bazıları çok komik olmasa da bunları yapabiliyor. Güzel bir uygulama olmuş. Telefonumdaki kullanımın yanı sıra beni heyecanlandıran tarafı farklı cihazlarla etkileşim içinde olursa aslında işte bir hoparlörle veya benzeri bir cihazla çok daha işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü telefonda zaten biz aramaları kendimiz yapabiliyoruz veya birçok işlemi kendimiz yapabiliyoruz ama orada bile hayatı kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Hani birini ara dediğiniz zaman hemen kendisi arayabiliyor, size yardımcı olabiliyor. Özellikle otomobil gibi veya telefonu kullanamadığınız yerlerde işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdilik en azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte, aralığın sonuna doğru çektik biz bu videoyu. Sadece Android işletim sisteminde kullanılabiliyordu Türkiye'de. Ama Ocak ayından itibaren iOS işletim sistemi üzerinden de Google Asistan'ı kullanabileceksiniz. Yani bu da iPhone sahiplerinin de Google Asistan'la beraber kullanım sağlayacağı anlamına geliyor. Ha, orada Siri var. Siri uzun yıllardır Türkçe desteği veriyor zaten. Ama Google Asistan'la beraber eğlenceli olabileceğini söyleyebilirim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Google Asistan'la ilgili bilgi vermeye çalıştık. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte kanalımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.